Neden üniversite okumak yerine köy hayatını tercih ettin? 10 coin ile başlayıp hızlı bir şekilde zengin olmak gerçekten mümkün mü? Bir tane değil, iki tane değil, üç tane değil. 50-60 tane coin şişmeye başladı ama bu balonu şişirirsiniz de patlar ya böyle. Aynı öyle düşünün. Gideceğim yere 300 metre kaldı abi. Abi coinlere hay diyorum gitmiyor. Tam tersine gitmeye çalışıyorlar. Çat diye böyle yukarıdan bir yıldırım düştü. Sana şu anda kazandığının iki katı maaşlı bir iş teklifi gelse, onu kabul eder miydin? Yoksa çobanlığı bırakmam mı diyorsun? Ben Orhun Topkaya, 30 yaşındayım. Eskişehirliyim, Çukurca köyündenim. Orada doğdum, büyüdüm. Hayvancılıkla uğraşıyoruz, koyunlarla uğraşıyoruz, tarımla uğraşıyoruz. Bir köy çocuğuyum yani. Peki neden üniversite okumak yerine köy hayatını tercih ettin? Yani aslında başarılı bir öğrenciydim, öyle söyleyeyim. Takdirdir, teşekkürdür, lisede sınıf birinciliklerim var. Üniversiteye giderken de annemin rahatsızlığı vardı. Zaten babam da akciğerlerinden ameliyat olmuş, operasyon geçirmiş. İşte bu küçükken kurt inine falan giriyor. Kurt inine girmiş, bu ciğerine kıl yapışmış, kurdun kılı yapışmış. Bu büyük bir ameliyat geçirmiş. Babam ameliyat olduğu için babam bayağı bir sıkıntıları vardı. Annemin de rahatsız olunca ben dedim yani bırakıyorum artık. Tabii onlar istemediler. Dediler ki boş versene oku. Ben de annem için, babam için köye geldim yani. Üniversiteyi o yüzden bıraktım. Dedim ki ben okumayacağım. Bana ekmek burada da vardır. Bir de kardeşlerimin okuması. İki tane benim kardeşim var. Onlar da okuyorlardı o zaman. Geldik, köydeyiz. YouTube serüvenine nasıl başladın? Biraz anlatır mısın? Bu alanda içerik üreten bir YouTuber olmak nereden aklına geldi? Ya aslında onun da uzun bir hikayesi var. Biliyorsunuz dağda koyunların arkasında zaman geçiren birisiyiz. Yani koyunların arkasında yalnızsın. Ama böyle benim çok fazla telefona bir merakım yoktu. Yani şu modeli olsun işte şöyle kaliteli olsun böyle kaliteli olsun. Müzik dinlesin örnek veriyorum. İşte arasın YouTube'a girsin girmesin benim için önemli değildi. Köye geldikten sonra tabii üniversiteyi bırakıp geldikten sonra. Evlendikten sonra eşim dedi ki ya bu böyle olmaz. Herkesin telefonu var, şeyi var. Sen de bir telefon al ya da bir telefon alalım diye. Koyunların kırktığım yapağının parasıyla o zaman sanırım kilogramı 5 lira yetmişti yapağının tüyünün. Onları sattım. Bir de takı paralarıyla bu altınlardan falan bir 3-5 altın kendimize ayırmıştık. Onları satıp bir tane telefon aldım ben. İyi bir model. Telefonu alınca içinde yani geliyor YouTube içeriği yüklü vesaire birçok şey içerik yüklü ya. Oradan tabii YouTube'a girdik, kanal açtık. İşte küçük küçük şeyler paylaşmaya başladık. 3 oldu, 5 oldu. Öyle nasip oldu yani. 10 oldu, 100 oldu, 1000 oldu. İlk başta dik çekerken sonra yan çektik. Yaşadığımız günlük olayları çekmeye başladık. Sonra bu bizim yaşam hikayemize döndü. Yani biz ne yaşıyorsak insanları ona anlatmaya başladık. Bir anda büyüdü gitti. Öyle diyelim yani. Aslında YouTube'a başlamam, telefon almam ile alakalı. Düğünden sonra bir telefon aldım ve YouTube'a başladım. Şu anda da iyi gidiyor. İnşallah iyi yerlere geliriz daha. Şehir hayatından uzaklaşıp köye yerleşmek isteyen çok insan var. Sence köy hayatına herkes alışabilir mi? Yani köy hayatı güzel. Sürekli köyde yaşamış olan biri olarak benim şehir hayatına alışmam çok zor. Buradaki trafik, buraya gelirken bile yani insan sıkılıyor, işte bir şeyler bekliyor. Köyde böyle değil. Ama şehrin de birçok kolaylığı var diyelim. Dışarı çıktığınızda hemen bir çikolata alabiliyorsunuz kendinize. Canınız bir şey istediğinde çay içebiliyorsunuz arkadaşlarınızla. Bir sosyal çevreniz var. Canınız sıkıldığında sinemadır vesaire. Hani böyle gidip yapabiliyorsunuz ama köyde bunlardan çok uzaksınız. Köy hayatına geldiğiniz zaman alışmanız bence zor. Bir bayramda mesela arkadaşlarla biz çocukken çok oluyordu. Şimdi biraz daha az da. Şimdi bayramın birinci günü ya. Babam kalır ya da ben kalırım. İkinci günü babam kalır ya da ben kalırım. Planlarız onu. Ramazan bayramının birinci günü diyelim. Bende sıra. Diyor ki babam sen kal oğlum. İkinci günü ben ayva koyuna gideyim. Üçüncü günü sen gidersin. Böyle aramızda bölüşüyorduk biz. Şey çok zor oluyordu. Mesela birinci günü evde kalırsın. İkinci günü arkadaşların plan yapar. İşte top oynayacaklar anladın mı? Bir eğlence yapacaklar. Yani bir köy meydanında bizim genelde futbol maçı yapardık. İkinci gününe plan yapıyorlar. Ondan sonra sen ikinci günü hayvana gideceksin abi. Ne yapacaksın? Koyuna gitmek zorundasın. Yani bizim orada koyun gütmeye hayvan diyorlar. Yanlış anlamasınlar da. Şimdi koyunu çıkartıyorsun. Köyün içinden çocukların sesleri geliyor abi. Tamam mı? Sen dağdasın. Orada onca eğlence var. Onca çocuk top oynuyor, saklambaç oynuyorlar, bir şeyler oynuyorlar. Bir çocuksun yani. Bu 14-15'in 15 yaşlarının şeyi. İster istemez
istemez insan diyor ki ya acaba ya yapmasa mıydım ya da niye ben de gidip oynayamıyorum, koyunların peşindeyim, bıraksam gitsem gibi. Onları duymamak için de ben şey yapıyordum mesela. Daha uzak noktalara gidiyordum. Çocukların sesini duymayayım da hevesim kabarmasın diye. Sürekli ses geliyor. Bağırışıyorlar, çağırışıyorlar, oynuyorlar, gülüyorlar. Daha köyden uzak noktalara hayvanı götürüyordum. Çocukların sesini duymadığım zaman koyunla daha rahat oluyordu yani. Yoksa çok çok gidesim geliyordu böyle. İnsanlar şunu çok merak ediyor. Nasıl para kazanıyorsun? Yani çobanlıkta çok para var mı? Yani çobanlık olarak tek alırsak, çobanlıkta tabii şu anda mesela 200 baş bir hayvana ben çoban olarak gitsem sanırım 5-6 bin lira, 7 bin lira, 8 bin lira bu rakamları konuşuyorlar şu anda. Mesela biz de bazen yardımcı arıyoruz. Diyor ki adam 7-8 bin lira işte sigortasıdır vesairenin haricinde zaten köydesin, kira vermiyorsun, hepsi sana kalıyor. Yani çobanlık başlı başına. Kendi koyunum olmasa başka birine de çobanlık yapsam tabii ki para kazandırır. Aslında paranın çoğu azlığı önemli değil ki köyde. Yani köyde para 5 bin lira kazanmışsın, 10 bin lira kazanmışsın. Kendi ürettiğin için 3 bin lira da mesela 2 bin lira da kazansan, bazen hiçbir ay kazanmasan da ürettiğin soğanı kırıp işte yanına tarhana yapıp bir çay demleyip gayet normal hayatını şey yapabiliyorsun, geçirebiliyorsun. Çünkü şehirdeki gibi paraya ihtiyacın yok. Ama çobanlık para kazandırır. Bizim kendi sürümüz de var, koyunlarımız var. 200 tane anne hayvanımız var. Aynı zamanda tabii YouTube işinle de uğraşıyoruz. Para konusunda koyunların kuzularını satıyoruz. Kendi geçimimizi sağlıyoruz. Bu üretim, et ihtiyacı için mesela. 200 tane koyunun 200 tane kuzusunu sezonluk satarsınız. Gayet bir sene boyunca kendinize bakarsınız yani. Öyle daha çok para kazanıyorsunuz. Doğa ortamında yaşadığın ilginç bir olay oldu mu? Şimdi yağmur sezonlarında bizim orada yağmur yağdığı zaman 40 gün 45 gün kesintisiz yağan yağmurlar oluyor. 42. yağmurları derler bizim orada. O yağmurlarda mesela sürekli yağmurun altındasınız, yıldırım düşme tehlikesi var. Hatta birçok haberlerde görmüşsünüzdür. Çoban kardeşlerimden bu konuda hayatını kaybedenler falan filan rahmetli olanlar var. Şimdi bizim yukarı tarafta Akpara Kale dediğimiz bir mekan var. Orada koyun otlatıyordum. Hava karardığında hayvanı çamların altına, yani kalın pürçekli derler. Kalın böyle yağmuru dolu falan olursa doluyu geç geçirecek ağaçların altına gitmek zorundasın ki koyun yağmurdan veya doludan çok zarar görmesin. Böyle bir yağmurluk günde hava karardı. Böyle benim 2-3 kere başıma geldi. Yıldırımdan ben bayağı korkuyorum. Şimdi koyunları götürüyorum abi. Böyle bir yere ulaşacağım. Şöyle bir kalenin burnu var. Yani şu taraftan döneceğim. Bu taraftaki kuytu yere geçeceğim. Abi koyunlara hay diyorum, gitmiyor. İşte yağmur gelecek, keçiler tersi tarafına çekiyor mesela. Tam tersine gitmeye çalışıyorlar. Bu tarafa gitmeye çalışıyorlar. Amacım koyunları zarar görmesin. Yani dolu da yağmur da etkilemesin. Çok yağan yağmur burada onlara bazen zarar gelebiliyor. Tam böyle işte topladım hayvanı, gideceğim abi. Hayvan bir şekilde sağa gidiyor, sola gidiyor, sağa gidiyor, sola gidiyor. Gideceğim yere görüyorum artık ne kadar kaldı. 200 metre, 300 metre kaldı abi. Tam benim o bulunacağım yere çat diye böyle yukarıdan bir yıldırım düştü. İşte ağaçları zaten düştüğünde parçalıyor. Mesela çok korkmuştum o zaman. Ya hayvanlar beni dinleyip 5 dakika, 10 dakika önce haldır haldır onun altına gideydi. Yani büyük ihtimalle bir sürü zayiat olabilir. Hatta ben de ölebilirdim yani. Dediğim gibi Allah bir şekilde koruyor yani, kolluyor. Verilmiş sadakamız varmış diyorlar ya. 10 koyun ile başlayıp hızlı bir şekilde zengin olmak gerçekten mümkün mü? Evet. Koyun bereketli bir hayvan. Peygamber mesleği de söylerler. Yani gerçekten de öyle. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çocukluk yıllarında koyun gütmüş. Yani bereketli bir hayvan. Şimdi 10 koyunla başlayıp yüksek bir şeye ulaşmak mümkün. Çünkü kısa dönemde yavruladıkları için 5 ay 10 günde doğum yaparlar koyunlar. Yani sezonda 2 tane yavru alabilirsiniz ve çabuk ürerler. 10 koyundan başlayıp da zengin olmak mümkün. Çok fazla üzerine düşmeyeceksin. Sürekli satmaktansa genç hayvanları arkaya bırakacaksın üresinler diye. Onlar zaten bir şeyden sonra bereketi üzerinde derler. Önüne geçemezsin. 50'den 60'tan sonra çok fazla üzerine düşüp satmadıysan eğer, kendini dengeli bir şekilde planladıysan ondan sonra ürer gider. Hiç vahşi bir hayvanın saldırısına uğradın mı? Yani ben şahsen uğramadım. Ama hiçbir hayvandan şu ana kadar bir sıkıntı görmedim. Psikopat hariç. Psikopat ısırıyor bazen beni. Psikopatı bilenler bilir. Psikopat kendi başlı başına büyük bir karakter zaten. Aksiyonun zirve yaptığı bir eşek. Domates koyuyorum mesela. Domatesi bir saat sonra salça yapıyor, eziyor böyle. Yuvarlanır eşek. Tozda yuvarlanmasını eşekler sever. Yani sırtını kaşımak, toz banyosu gibi diyelim.
çaydanlıkları kırıyor, su kavanozlarını, su yemek kavanozlarını kırıyor. Psikopat adı üstünde yani. Hatta ben onu çağırıyorum. Yani YouTube'da video çekiyoruz. Bunlar da mesela insanlar görüyorlar. Kamera elimizde, bizim karnımızı doyurmamız lazım. Eşek biliyorsunuz çobanın vazgeçilmez bir parçası. Niye? Çünkü bütün eşyanızı yazın onun sırtına koyuyorsunuz. Psikopatı çağırırken böyle eşek sesi falan çıkartıyorum ben. O benim yanıma direkt geliyor. Hatta şöyle diyorlar. Ya işte sen iyice YouTube'da şaklabanlığa başladın. Eşek gibi ses çıkartıyorsun. Artık neler yapmazsın falan diye ama ya eşekle de eşek gibi konuşmak lazım yani, değil mi? Nasıl konuşacağım? Çok seviyorum kendisini ama bir o kadar da yaramaz. Huysuz. Isırıyor. Mesela hiç anlamazsın, ısırır. Hem de iyi ısırır yani. Böyle budunuzdan falan ısırsın, gözlerinizden yaş gelir. O derecede psikopat bir eşek. Bilenler biliyormuştur zaten. Koyunlarını hiç kurtlara kaptırdığın oldu mu? Tabii ki de. Şimdi böyle bir gece beni babam yalnız bıraktı. Yani 12-13 yaşlarında, lise yıllarında, bilmiyorum kaç yaşındayım, çok da böyle şey yapamam da. Abi beni bıraktı dereden, yukarı çıkmam lazım. Kuş yuva dediğimiz bir mekan var. Oraya hayvanı çıkaracağım, yatıracağım. Daha önce hayvanda da yani tek başıma da kaldım. Koyunu da güttüm, gece de kırda da yattım. Zaten başlı başına hep bunlarla büyüdük. Abi koyunu babam bıraktı, ben dedi yarın sabah Eskişehir'e gideceğim. Ya da işte bir işi vardı sanırım. Sen dedi koyunu buradan çıkar, sabah buradan kaldır, gelirsin. Bunlar bizim için basit. Yani sürekli yaşadığımız için. Abi koyunu çıkarttık, işte gece tam karanlık olmasına yakın beni su çeşmelerden hayvanı suladı. Hayvanın suyunu verdik, oradan yukarı doğru şeye giderken ben gittim yattım. Sabah kalktım eve geldim. Şimdi kuzularımız var. Abi kuzunun biri bağırıyor, annesi yok. Şimdi ikincisi bağırıyor, annesi yok. Üçüncüsü bağırıyor, annesi yok. 4-5 tane, ninem de yanımda. Ninem dedi, yavrum dedi, sen dedi kesin dedi bu koyunları dedi kurda kırdırmışsın dedi. Kurda kaptırmışsın dedi. Benim içimi bir korku aldı şimdi abi. Daha önce de yaşadık ama 1-2. 5-6 tane sanırım koyunun kuzusu yok. Kuzunun annesi yok. Zaten belli ediverir kendisini. Hemen arar, bağırır, buluşamadığını, bunun annesi olmadığını buradaki herkes anlar. Hemen bisikletime bindim abi. Doğru koyuna yattığım yere doğru. Arkasından tek tek böyle gittiğim yerleri gece göremiyorsun tabii bazı şeyleri. Gündüz daha net. Abi aşağıdan yukarı doğru bir çıktım. Yukarı kadar tam 6-7 tane koyunu arkadan habire yemiş bizim canavar. Canavar deriz biz. Burada kurt diyorlar. Zaten büyük kıyımlar yapar. Eğer ki siz koyunun başında uyuyakaldınız ya da koyunu bir şekilde böldürdünüz ya, kurt daldı hayvana. Koyunu böldü. Öyle 1 ile 2 ile bırakmaz. Hatta hep derim ya bir tane yiyeceksen ben vereyim. Yani bir tane ye ama zarar verme. Bunu bütün çobanlar der. Abi 50-60 tane koyunu bir gecede katledebilir. 100 tane koyunu bir gecede katledebilir. Ninemin bir sözü vardı. Oğlum derdi 99 taneyi kırarmış, yermiş. 99. da gider ağzını suda durlar tekrardan başlarmış derdi. Yani bu kadar koyun hayvanına ya da sürüye daldığında bu kadar ağır hasarlar verebilen bir hayvan. Belki babamın zamanından, dedemin zamanından buraya kadar toplasak 100-200 olmuştur ya. Kesin olmuştur. Buradan da kurtlara sesleniyorum. Yani daldıklarında bir tane yesinler. O kadar çok gerek yok. Kendilerine videoda da söylüyorum. Diyorum ki abi bir tane al. Ne gerek var 15-20 tane? Yiyemeyeceksin nasıl olsa. İsraf. İsraf yapıyorlar yani. Sana şu anda kazandığının iki katı maaşlı bir iş teklifi gelse, onu kabul eder miydin? Yoksa çobanlığı bırakmam mı diyorsun? Yani hayır. Ya ben hiç parasızken de bu işi yaptım abi. Ya şöyle söyleyeyim. Çobanlığı sadece ne koyun gütmek, koyun otlatmak ele alırsanız onun bereketi bitmez. Böyle zor durumlar yaşamışıktır ama zaten arkada hayvan koyun olduğu için mesela birçok olay başımdan geçti. Parasız kalmazsınız. Çobanlık konusunda yeter yani. 2 katı, 3 katı da para verseniz. Ben parasızken de bu işi yaptım abi. Çoban hani bana 10 bin lira verin, 20 bin lira verin, bu çobanlığı bırakır mısınız derseniz. Yani ben çocukluktan beri bir işi yapıyorum. Babamın da parasız kaldığı zamanlar oldu. Dedemin de parasız kaldığı zamanlar oldu. Ama hep yapmışıktır yani. Bir para gelip geçici olduğu zaman oluyor, olmadığı zaman olmuyor. Bu aşkla alakalı. Koyunları sevmek, doğayı sevmek, o ortamı sevmek parayla değişilemez. Kaç para vereceğiniz bu arada? Tabii şaka yapıyorum. Ya parayla kesinlikle şu kadar bir mevla da verseniz köyü bırakır mısın desen bırakmam, bırakmam da. Peygamberler de çobanlık yapmış. Çobanlıkta ayrı bir sır mı var? Bu sır nedir? Şimdi koyun otlattığınızda koyun sonuçta hayvan. Yaptığı işi bilmiyor. İşte siz gitmeyin dersiniz, başkasının ziyanına girer. Anladın mı? Yani buğdayına, arpasına zarar verir. İşte başka birinin tarlasına zarar verir. Bunların hepsini
işte kendi bünyenizde, kendi şeyinizde bitirirseniz, aslında sabır ederseniz bu olaylara koyun mesela durmaz. Güneşte kalkar, tam yemek yiyeceğiz, yiyecekken durmaz, gider başka yere kaçar gider. Tam bir şeye oturursunuz, anladınız mı? Bir ürker. İşte bir sürü şey var. Bunları iyi yönde sabır edip şey yaparsanız aslında çok sabır gerektiren bir meslek. Bence sırrı orada, sabretmekle alakalı. Zaten sabretmek büyük bir nimet bana soracak olursanız. Yani sabır her şeyin anahtarı. Şimdi biz bir şey oluyor hemen ya falan deyip isyan ediyoruz. Haşa. Aslında sabrederek her şeyin üstesinden gelebiliyoruz da bizde birazcık sabredememe durumu var. Çobanlıkta da koyun otlatmakla, çobanlıkta da bence en büyük şey sabır etmek abi ya. Bakın koyun güderken yalnızsınız. Mesela burada çoğunuz hani Allah Rabbim yolunuzdan ayırmasın hepimizi. Çok iyi bir şeylere hizmet ediyorsunuz. Ama şimdi dışarıda kaç kişinin aklına ölüm geliyor abi? Çok az. Ama yalnızken geliyor abi. İnsan sürekli düşünüyor. Köy gibi yerdesiniz, komşusu diyor. Ya rahmetli. Ya anıların geliyor. Bir yerden geçiyorsun. Ya diyorsun rahmetliyle geçen sene biz burada çay içtiydik. Ya da rahmetli tarla sürerken örnek veriyorum. Biz burada yemek yemiştik. Yalnız olduğunuz için şimdi farklı bir ortamda unutuverirsiniz. Ama yalnızsınız, Allah'a yakınsınız. Ölüm geliyor, kendinizi sorguluyorsunuz. Ahireti sorguluyor. Ya ben niye geldim? Dünyaya da hani benim amacım ne? Çünkü yok fazla bir şey. Sizin kafanızı kurcalayacak hiçbir şey yok. Hele yaz aylarında 7-8 saat hiç ses olmadan bir zaman. Ve bu insanı ister istemez her şeyi sorgulattırıyor. Ölüm, kalım, yaşam, aklı olan biri. Biraz da işte diyorum ya altyapı sağlamsa, güzel örneklerle beslendiyse Allah'a yakınlaşıyorsun. Allah'ın varlığını net hissediyorsun. Çünkü yalnızsın abi. İnsanın aklına tık 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 geliyor. Her bir hayvanını ayrı ayrı tanıyor musun? İsimleri var mı mesela? Yani her hayvanı tanıyoruz tabii ki. Çünkü senin elinde doğduğu için mesela buradaki arkadaşların hepsinle haşır neşirsiniz. Birçok kişiyi aklınızda tutabiliyorsunuz. Çünkü her gün göz göze bakıyorsunuz, görüyorsunuz. Biz de hayvanlarla iç içe, koyunlarla iç içe olduğumuz için bir yerden sonra dost, arkadaş gibi oluyorsun, tanıyorsun. Hepsinin ismi olmasa da bu diyorsun şu zaman doğum yapmıştı, ikiz yapmıştı. Analiz ediyorsun hemen aklına düşüyor. İşte bu kara kaşlı, bu kara gözlü. Kimisinin böyle sürmesi olur, kimisinin burasında siyahı olur, kimisinin burasında olur, burasında olur. İnsanın gözüne yatıyor ya, gözüne bir görsel kalıyor, tanıyorsun yani. Gece dağ başında, şehir hayatından uzak, yalnız başına, yıldızları seyrederken Allah'ın varlığını daha derinden hissettiğin oluyor mu? Düşünün her kış komple bitiyorsunuz. Yazın her şey tekrardan çiçekleniyor, tekrardan yemyeşil oluyor. Bu hep aynı güzel ayenk içinde ne bileyim yıldızlara bakıyorsun dediğin gibi gece, gündüz. Çok her şeyi içten içten yaşadığınızda Allah'ın varlığını hissedebiliyorsunuz. Zaten çoğu insan da bunu şey yapar ya. Şehir hayatında sıkılan adam gider kendini dinlemek için daha doğaya kaçar. Aslında huzur veren ne biliyor musunuz? Bence şey, Allah'ı bulabilmeleri onlara huzur veriyor. Çoğu insan diyor ki işte şöyle böyle falan. Ama düşündüğünüz zaman ne diyeyim ya? Anlatamadım yani. Ya benim kelimelerim yetmiyor ama siz benden daha bu konularda bilgilisiniz. İnsan şey olması lazım bunları görmemek için. Bu güzellikleri kendi kendine şöyle böyle falan demesi için başka olması lazım. Allah'ı görememek bence şey ya bir tuhaf yani. Çünkü her şey çok güzel. Ve biri için, birileri için yaratıldığı çok belli. Her şey size bir şekilde hizmet ediyor gibi düşünün yani. Ne bileyim yağmur yağıyor, sizin ekinleriniz çıkıyor, meyveler. Birçok şeyi belki dağıtmadık ama dağıttıklarımız bile çok bize zevk veriyor. Bizim için yaratılmış yani bunlar. Daha belki yemediğimiz bir sürü şey var. İnsan bir kışın portakal yiyor, şey oluyor, hastalıklardan koruyor mesela kış meyvesi. Ya bu şimdi kendi kendine oldu, portakal oldu mu? Yani bu şey gibi olmasın da. Bir amacı var yani. Her şey böyle boşu boşuna yaratılmış gibi değil. Boşu boşuna kendiliğinden olmuş gibi değil. Rabbim bize bir büyük bir nimeti yani. Kışın tam vitaminlerin eksik olduğu zaman da o meyveler var. İşte yazın şu var, bu var. Her şeyi bulabiliyorsunuz. Gerçekten bir koyun uçurumdan atlarsa diğerleri de arkasından gidip atlar mı? Evet. Bu sürü psikolojisi aslında birbirlerini tekrar ediyorlar. Mesela bir tepe düşünün şöyle abi. Uçurumdan atladıklarını görmedim de bazen anlatıyorlardı. Şöyle bir dağ düşünün, döndüklerini düşün ve birbirlerini göremiyorlar. Yani tekrar eden bir dönme. Şöyle
Buradaki koyun koşuyor. Buradan koştu ya. Buradaki koyun onu görmüyor. Bu da koşuyor. Buradan dolanırken bu bunu görmüyor. Bu da koşuyor. Bizim orada böyle tepecikler vardır. Buna çok şahit oldum. Mesela sürekli koşarlar. Böyle dolanırlar yani. Deli gibi dolanırlar. Şimdi uçurumdan biri atlasa diğeri de atlayacak. Hatta öyle bir deney yapmışlardı. Bir tahta koyuyorlar. Biri atlıyor. Tahtayı çektikten sonra diğerleri atlamaya devam ediyor diye. Aslında bu sürü psikolojisi. Başka bir şey değil. Biri atlarsa dağdan emin ol hepsi atlar. Hayvanlarına acil tıbbi müdahale gerektiğinde ne yapıyorsun? Öncelikle tabii kurtarmaya çalışıyoruz ama bazen bize diyorlar ya sen ne kadar taş kalplisin diye. Biz bir tane hasta olduğunda otomatikman bunları sürekli yaşadığımız için biliyoruz, üzülüyoruz ama alışmışız artık. Bana çok ağır gelmeyebiliyor. Ama bizim veterinerlerimiz var. Şimdi geliyorlar 24 saat arıyoruz. Adam mesela işini bırakıp bir şekilde gelebiliyor. Ama dağda başıma gelen bir olay var. Yani böyle bir tarlaya bir abimiz oraya gübre atmış. O gübrenin içinde de yonca tohumu varmış abi. Yonca tohumu yeşermiş. Çok güzel gözüküyor. İşte papatyalar çıkmış, yoncalar çıkmış. Böyle tam koyunun istediği bir ortam. Ben şimdi akşam üstüne doğru o tarlayı gördüm. Hayvanı suladım. Doğru direkt o tarlayı yaymaya gittim. Yonca da hayvana büyük zarar verir. Gaz yapar, şişirir. Yedikçe yer hayvan. O yoncanın zehiri, o içindeki şey hayvanın midesinde köpüklü gaz yapar ve koyunu patlatır resmen. Şimdi ya çok güzel diye, tabii bu aslında nedir? Tecrübedir. Mesela bir daha bana para verseler şu tarlayı yay diye ben yaşadığım için yaymam. Anlayamadım da zaten. Abi yoncaları yaydım ben. Yonca var içinde, işte papatya var, çok güzel otlar var. Hayvan yiyor. Hayvan zaten zehirli otu kolay kolay yemez de yonca zaten onların için yiyecek bir ot. Şimdi yaydım abi 15 dakika sonra koyunlar şişmeye başladı. Bir tane değil, iki tane değil, üç tane değil. 50-60 tane koyun, 70 tane koyun şişmeye başladı. Ama bu şişme patlama, balonu şişirir şişirir şişirirsiniz de patlar ya böyle. Aynı öyle düşünün. Şimdi tıbbi müdahale gerekiyor koyunlara. Siz o soruyu sordunuz. Ben hemen veterineri aradım. Abi dedim ben yonca yaydım. Yani %100 yonca yaydım. Tarlanın içinde yonca varmış. Ben dedim anlamadım. Ben ne yapacağım dedim. Adam oradan tabii ilgilenebildiği kadar telefonla biz bağlantıyı kuruyoruz. İlgileniyor. Dedi ki bana dedi hayvanlarını sakın durdurma dedi. Gezdir dedi. Suya dedi sulama dedi. Zaten dedi zirveye gelmişler dedi. Yani zehirlenmişler. Patlayacaklar. Dedi karınlarından dedi delik aç dedi. Mide taraflarından dedi. Açabiliyorsan dedi bir bıçak yardımıyla dedi. Delik del. O delik çabuk iyileşir. Yani ölmektense bıçakla delik açıyorsunuz ve o gazı dışarı çıkartıyorsunuz. Koyunlarınız kurtuluyor. Yapabildiklerimi yaptım ama öyle hani tıbbi müdahale gerekiyor. Küçük şeyler falan, ayak kırığıdır, boynuz kırığıdır bunlar basit. Bazen hiçbir şey yapamadığınız anlar oluyor. İşte onlardan bir tanesi. Yani orada veteriner hekim de gelse kurtarabileceği 8-10 tane koyun. Belki de 5-6 tane koyun. 15-20 tane koyunum 15-20 dakikanın içinde abi öldü hepsi. Seni derinden etkileyen bir anım var mı? Beni derinden etkileyen çok anım var da yani aslında ben çocukluktan beri dedemin yanında babamın yanında büyüdüm ama genelde dedemle beraber koyuna gittim, kuzuya gittim. Onunla beraber otlattık, onunla beraber yemek yedik. İşte dedem yavaştan yavaştan Alzheimer olmaya başladı. Artık dediklerini, yaptıklarını bilmiyor. Ya insan üzülüyor ister istemez. Zamanını geçirdiğin, büyük zamanını geçirdiğin bir adam çocuk oluyor. Bayağı çocuk yani. İşte eskileri hatırlıyor, şimdikini hatırlamıyor ama dedem beni hep hatırlıyordu. Onun yanında hep ben vardım. Çok zaman geçirdiğimizden dolayı olabilir. Yani ninemi falan istemiyordu bazen. Diyordu ki bu kadın kim? Örnek veriyorum. Tabii bu Alzheimer hastalığının bir sebebi. Ya da bu çocuk kim bu oğluna, işte bu kadın kim gelmesin benim yanıma istemiyorum falan ama benle hiç böyle kopan bir şey yoktu. Hep diyalog içindeydi. Yani ben işin içine girdiğim zaman beni dinliyordu. Ölmeden birkaç, bir hafta önce falan. Şimdi dedim Alzheimer'dan sonra böyle insanlarda değişik şeyler oluyor. Böyle dedemde de şeydi, temizlik. Yani sürekli tıraş olmak isterdi. Sürekli işte mesela tırnaklarını kessem bile bir saat sonra benim tırnaklarımı kesmedin oğlum be oğlum derdi. Ama bunlar kısa sürdü. Bir gün hatırlıyorum abi. Şimdi dedem sabahtan beni çağırdı. Gel dedi ben dedi tıraş olacağım dedi. Şimdi tıraş ettim ben. Yani sakalları da yok aslında. Ya böyle dokunduğunda demek ki hoşlanmıyor. Ne bileyim bilmiyorum temiz hissettiriyor ya da bilmiyorum işte bir ona öyle geliyor. Abi tıraş ettim. Ninem de yanımda. Şimdi hemen bir çıktım dışarı koyunlarla, kuzularla. Genelde yaz aylarında dışarı çıkıyor koyunlar. Evde kuzular, küçük kuzular kalıyor. Onlara baktım. Bir saat sonra tekrar çağırdı. Gene tıraş et beni dedi. Dedim tamam dedi. İşte bir saat sonra bir daha, bir buçuk, iki saat sonra ya dedi sen beni dedi 15-20 gündür tıraş etmiyorsun dedi. Baksana sakallara dedi. Kocaman oldu dedi. Sen beni bir daha tıraş et dedi. Şimdi artık jiletin tersinle tıraş ediyorum hep. Bayağı 8-10 kere. Hatta ninem dedi ya
dedi çocuğu bir sal dedi, tamam mı? Ben dedim yine deme yani, niye diyorsun ki, adam zaten aklı yerinde olsa bunu sürekli yapar mı? Akşama kadar mesela 8-10 kere tıraş ettik adamı. Son öleceği günün akşamı abi bir şey kaybettim dedi. Bana yere bir şey düşürdüm dedi ama bulamıyoruz. Yani artık nedir ne değildir hiçbir fikrim yok. Diyorum ki dede ya ne düşürdüysen gidelim alalım yenisini. Uzun zamanlarımı başında geçirmişim, dedemi çok seviyorum. İşte ya her şeyim onunla geçti, çocukluğum dedemle geçti. Diyorum ki dede alalım gelelim, yere diyor bir şey düşürdüm ben diyor. Onu almam lazım diyor, ya bulmam lazım bu akşam diyor. Aradık işte, arıyoruz. Arıyorum bayağı. Yok aslında bir şey ama arıyorum yani. Dedemin gönlü olsun. Aynı tıraş meselesi gibi. Gönlü olsun, adam çocuk olmuş. 50 bin seferde tıraş etsen orada, o adama orada ya ben seninle mi uğraşacağım dediğinde iş bitti işte abi. Demeyeceksin. Aradık taradık bulamadık abi. Gecesi yattı. Yani bir kriz gibi hastaneye falan gittiydik. Doktor artık yattıktan bir hafta, 3-4 gün sonra vefat etti. Hastaneye falan götürdük. Doktor dedi artık yani bu yapılacak bir şey yok. Beyninin Alzheimer işte beyni falan, teknik bir şeyler var, bir şeyler var. Abi uzun zamandan beri bekliyorum, 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 bekliyorum. Ya dedemi yalnız bırakmamak amacım. Yani dedem, ya yanında durayım. Hani o son nefesini verirken yanında olayım derler ya. Yanında olayım diye. Dedemin iyice belli etti artık. Ya babamlar kaçınıyorlar, hazırlık yapıyorlar. Ya bu değişik bir duygu. İnsan için işte tahtalarını hazırlıyorsun, kefenini ya da işte ne bileyim o yana bizde tahta koyarlar, bazen tuğla koyarlar, onları hazırlıyorsun. Bu tuhaf. Hep yanında olmak istiyorum. Bir yandan koyuna gidiyorum, bir yandan yanına geliyorum. Sabah erken saat 9'a kadar biraz hayvanı geç çıkartıyorduk. Tam öleceği günü şey, kardeşim para istemiş, kız kardeşim. Babam da birkaç gün böyle işlerle ilgilenince unutmuş, gönderememiş. Babam dedi ki, oğlum dedi sen dedi şu dedi parayı kız kardeşine götür. O dedi orada parasız kalmış dedi. O zaman telefon da kullanmıyoruz. Yani çok teknolojiyle haşır neşir değiliz. Şimdi bir tuşla gönderebiliyorsun. Şimdi sabah çıktım abi. Her şeyi o kadar çok bekliyorum ki, o kadar çok yani yanında olasım var ki. Kardeşime para göndermeye gittiğim dakikada, gittiğim saatte son nefesini verdi. Allah rahmet eylesin. İşte neye nasip, neye kısmet, dedim ki ben görmeyeceğim artık. Yani bana dediler ki gel gör. Ben dedim ki dedem benim aklımdaki gibi kalsın. Çünkü hep beraber geçtik, hep beraber yedik, hep beraber yaşadık, hep beraber onunla anılarımız oldu. Çocukluk arkadaşım yani. Dedem benim çocukluk arkadaşım. Ama son nefesinde olamadık yani. Sonuç itibariyle biz bu dünyada kısayız. Çok uzun zaman yaşadığımızı zannediyoruz da. Bana soracak olursanız 30 yaşına nasıl geldin diye, inanın şu yani şu, başka bir şey değil. Bir göz açıp kapayasıya kadar burası kısa. Ne diyeyim ya, Allah rahmet eylesin. İnşallah, inşallah mekanı cennet olsun. Dediğim gibi burası bizim için kısa. Adam 83 yaşına kadar yaşadı. Ona sorsanız yok yani, ne var ki? Ya şimdi vallahi boşuna uğraşıyoruz ya. Şimdi böyle düşündüğün zaman da ev al, araba al, bir şeyler yap, son... Bu burası doymuyor. Bence son şeyde vardı. Ben siz de duydum sanırım. Sonsuzu sevmek için yaratılan bir kalp bu dünyada hiçbir şeyle mutlu olmuyor abi. Vallahi milyonları da versen yine doymayacak da onu tek mutlu eden şey Allah, başka bir şey değil yani. Rabbine yakın olduktan sonra mutlu oluyor. Çünkü sonsuzu sevmek için yaratılmış. Bence öyle. Bir şey diyemeyeceğim. Allah razı olsun. Senin bu dualığın, bu samimiyetin zaten yeter. Biz çok teşekkür ediyoruz. Sözler Köşkü'ne kadar geldin, misafirimiz oldun. Biz inşallah tekrar seninle görüşmek istiyoruz. Hatta köyüne de gelmek istiyoruz. Nasip ederse Rabbim inşallah. Böyle muhabbetimiz bol olsun inşallah. Çok güzel bir muhabbetimiz oldu. Vallahi ben çok mutlu oldum beni buraya çağırdığınız için. Hevesle geldim, öyle söyleyeyim. Sizleri seviyorum da zaten. Birçok abimi, birçok kardeşimi gördüm, videolardan gördüm. Yani güzel işler yapıyorsunuz. Ben mutluyum yani burada olmaktan. İnşallah birçok kardeşime de vesile olur. Ya güzellik İslam'da diyelim abi ya. İnsan hakkı da, hukuku da, her şeyi de İslam'da bulabiliyor. Hepimiz şöyle güzel güzel bakıp anlayabilsek, kavrayabilsek olayları, İslam'ı da, Peygamber Efendimiz'in hayatını, Peygamber Efendimiz'in yapmış olduğu ticareti, her şey böyle bize örnek olabilecek o kadar çok güzel şeyler var ki. Ama biz bunların çok unuttuk böyle kısa yoldan, hadi bakalım Indira Gandhi, çabuk zengin olalım. Birçok kez başıma da geldi, benim elimde de var. Mesela adamlar diyor ki ya senin birçok takipçin var, sen şuna verme de şuna da versen alırlar. Benim onda gözüm yok yani. Her zaman da öyle oldu ama hep de çok kazandık. Rabbim bir şekilde böyle çok kendinizi para için, mülk için yormadıkça veriyor ya, veriyor yani, ne diyeyim. Rabbime şükürler olsun. Bugün burada olmamızın sebebi inşallah güzel olur. Yani inşallah güzel olmuştur. Ben sizleri seviyorum. İnşallah gelirsiniz yani. Ama hepsiniz gelmeyin yani. Çok fazla masraf yapabilirsiniz.
Şimdi bir kuzu keseceğimişiz, iki kuzu keseriz. Bu hep masraf ya. Gemi komutanı buraya çağır, üç kağıt yok dedim. Mevzi almasıyla ah demesi bile oldu. Abi vuruldum dedi. İntihar eden, yaklaşık 49 gün asılı kalan bir cenaze vardı. Tamamı kapkara olmuş. Mesela en son yatırdığımız idrar kaçırma korkusuyla evde elbisesiz dolaşıyor. En kötüsü de böyle falçatayı dayayarak gençleri hırzlarına geçiyorlar.